Hop, selamlar arkadaşlar tekrardan. Hoş geldiniz, hoş gittiniz, beş getil geldiniz, beş gittiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım bu soğuk kış günlerinde. Biz çok üşüyoruz ya. Üşüyoruz yani, hava soğuk. Dikkat edin kendinize arkadaşlar, dikkat edin. Evet, ne yapıyorduk? Age of Empires 4'e başlamıştık. İlk iki bölümü, daha doğrusu ilk bölüm böyle bir sinematik tadındaydı da. İlk iki bölümü yaptık. Hastings ve York görevlerini. Şimdi Bayeux. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Bayeux'un çöküşü 1105 yılına gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada görevlerin buralarında fetih yazıyor mesela şu anda. Bunlar fetih görevleriydi. Bu mülkiyet görevi olarak geçiyor. Yani daha farklı sanırım bir görev anlayışı olacak. Normandiya'da Fatih William'ın oğulları imparatorlukların yönetimi konusunda tatsız bir kavgaya tutuşurlar. Bakalım. Görevi başlat diyelim. Biraz epey bir loading şey oluyor. William the Conqueror had recaptured York from the rebels. Now he wanted to teach them a lesson for defying him. He began a brutal campaign of destruction to crush any further resistance. Known as the harrying of the north, villages and crops were destroyed. It is said 100,000 people were killed. With ruthless efficiency, William the Conqueror had secured obedience in his new kingdom. Yani. But it wasn't to last. It would be thrown into chaos by his own children. Taht kavgası. Position. When William the Conqueror died in 1087, his faithful son succeeded him. King William II, known as William Rufus. But 13 years into his reign, disaster struck. While out hunting, he was killed. Killed yalnız, murder kullanmış. William's youngest brother took his place as King Henry I. But there was a problem. At the time, Henry's elder brother, Robert, Duke of Normandy, had been on crusade. When he returned, he was furious that Henry had grabbed the throne. Normandy, hadi bakalım. From Normandy, Robert attempted to invade England to claim the crown from his brother. But he failed and returned home. Who? In retaliation, Henry struck back. In a reversal of 1066, he crossed the Channel and invaded Normandy, intent on undermining his brother Robert's rule. His first target was Bayeux. Şimdi iş biraz İngiltere'yi de açtı yani. Splendid city was one of the jewels of Normandy. Henry was to begin his campaign by unleashing his forces on the city. Bayeux was about to feel the wrath of the English army. ...1065. Ben az önce yanlış okudum galiba. Olabilir, bilmiyorum. 1105. Kral 1. Henry, kendisine ait olduğuna inandığı şeyi almaya niyetli bir şekilde ordusunun tamamıyla Bayeux'a hücum etti. Bayeux. Bayeux. Yüksek bir yerden saldıran menzilli birimler daha herhalde öteye atıyordur. Taş surlar kuşatma ekipmanı olmadan aşılamaz. Önemli bilgi. Pakize. Bilmiyorum, bir şeyler söylüyordu. Pakiş. Gel kızım. Konuşuyordu evet. Sustu şu anda. Bayağı bildiğin tarihi anlatıyor ya. Tarih tersi tabii canım. Yani gerçek tarih yani. Ve şey zaten
Videolarda gerçek günümüzdeki şehirlerde aralara illüstrasyon atmışlar onu. Çok güzel olmuş o video içerikleri ya. Çok hoşuma gitti yani. Ya böyle kasmamışlar da çok zorlanmamışlar. Gerçekten ucuz çözülmüş bir yöntem ve çok da güzel yani. Hani oyuncu şeyi yok, der diyor, falan yok. Uzun yaylılar bir süvari ucuna karşı etkili şekilde savunma yapmak için kazıklar yerleştirebilir. Oynanış ucu Hints. Oyun yeni olduğu için şu anda loading sıkıntısı yaşıyorum ben. Aslında sıkıntısı da denemez ama. Yok mu süt tozu için? In the brotherly feud over Normandy, King Henry I set out to make an example of Bayeux, a town still loyal to his brother Duke Robert. Henry's archers took up position on high ground outside the city and faced an immediate attack by Robert's cavalry patrol. Having deployed their palings, Henry's archers were well protected against the cavalry charge. They defeated the first patrol. Bunların skill'i var o zaman. Aynen. As Henry set his sights on burning Bayeux, more reinforcements arrived to join his army. Yeni görev. Yok et diyor, tamam. Kaydı masum. Yakıyorlar. Şöyle düzgün yapamadım istediğim şeyi. Şunu yapmamı istiyor da. Approached Bayeux and saw that its towering stone walls would not be breached by manpower alone. Henry would need siege equipment and a defensible location to construct it. Yeah.
şu tepeyi kullanırım diye düşündüm. Nereye? Köyü ele geçirdiymiş. Bölük pörçük gittik ya. Köprüye geçmek gerekecek. Şurada adam var. Bir kişi o kadar ok yedikten sonra ölmeli ya. Tamam. Bir yerleşkemiz oldu burada. Bağırış çağırış. Oyunu kaybettim. Bu ne? Stables'ım var. Ev ev, mil var. Bana daş da lazım bir yerden ama. En sevdiğim kısım işte sonunda yani kurulma kısmı. I'm your worker. With a blacksmith on hand, Henry's infantry would soon be ready to construct siege equipment. Feradon. Fare you work there. What's her face?
Altında mı yapıyorlar bunu? İnanılmaz. Acaba daha fazla şey yok mu ya etraf civarda? Taş ocağı falan dedim de altınla yapıyorlar zaten. Infantry could now construct battering rams, siege weapons designed to break open fortress walls. Battering rams'ı nerede yapıyormuşum? Cephaneliğim var. Çelik takviyeli ok. Bunları yapalım da. Koç başın nerede? Üretiyorum acayip Recep. Şimdi bak işçiyi seçiyorum. Bak koçbaşı yok. Ben mi göremiyorum acaba? Koç başlarını inşa etmek için piyade kullanılıyor. On altı kişi giriyor galiba içine. Uzun yaylı yeteneği ne? Kurusunlar bakalım. Yes sir. That timbrin shale bear. Tırm 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 tırm. Bir şeyler. Burada ne şey var? 2000 altın. 200 altın. Bu ne şimdi, içine piyade mi sokuyoruz bunu? Aynen. Bu ne ya, 16 kişi alıyor bu. Henry's presence on the doorstep of Bayeux would not go unanswered, and now his forces braced for an attack by Robert's army. Strelbor in Yerwa on Styria. Strelbor. Yes, sir.
Henry repelled the attack, but he knew that so long as Bayeux still stood, the city would not give up the fight. Victoria Espia! That's Sole Bayeux Tempra, Strabora, Sithe. Bunlarda ne geliştirmeler var? Taş yapılan bir ok yarıkları ekle. Bu karakola, yani karakolu güçlendirdim. Bu tarz şeyler var yani. İlkel silahları yükseltiyor. Bol bol piyade yapacağız gibi ama yani bitli piyade. With the power of battering rams, the English army could crack open Bayeux's mighty walls. Şimdi bir kaydettiğim, çünkü bilmiyorum birazdan eldeki bütün orduyu elden çıkartabilirim yani. İçeride köprü vardır Zahar, şuradan saldırayım yani. Üstünde okçular var diye oraya saldırdım ama hata mı ettik acaba? Bayeux's walls had failed and Henry's men could now storm the city. Robert's garrison made a last stand to defend Bayeux, but Henry would show no mercy in cutting them down and burning their city. Şurayı yıkamıyoruz mu? Bayeux
ölünce direkt target değiştiriyorlar ya. Önünüzdekilere saldırın ya. Asker üretimimiz süper yavaş ya. Tüm binalarımı yok edeceğiz acaba ya? Bunların asker üretim binası neresi acaba? Arkada bir şey fırlatan bir yer var, oraya bakacağım şimdi. Şu bir yıkılırsa. Köy meydanı gibi şeydir o. Okçular da molotof sallasaymış güzel olurmuş ya. Okla bina yakmaya çalışıyoruz ya. Daha fazla bu birimlerden ihtiyacım var benim okçu yerine de. Yarın duvar.
burada herhangi hiçbir geliştirme de yok yani. Daha fazla mı şey yapsak acaba? Ahır yapsak. Deneyelim. Yani üst kattakiler de gerçekten deprem hissiyatını yaşattıkları için teşekkür ediyorum ya. Hani deprem oluyormuş gibi değil direkt yani. Haksız mıyım ama neden yani? Şimdi içerideki bütün askerler öldü mü yani? Tamam, başka şeyler de var. Sen biliyorsun keyfimi. Ne oldu ya? Daha görevi yapıyorduk biz halbuki. As Bayeux burned and the people fled in terror. King Henry basked in the victory over his. Demek ki belli bir sayıda bina var. Ben o sırada onu yok ettim. Ben o haritada küçük yerdeki gösterdikleri böyle büyük binaları yok etmeye çalışıyordum halbuki. Neyse, böylesi daha güzel oldu. Zafer. Şu işte kaleydi, katedraldi falan. O tarz şeyleri yok etmeye çalışıyordum. Böylelikle de dostlar bayağı olmuş. 35 dakika olmuş yani. Biraz hızlıydı. Aslında York'taki gibi böyle biraz daha sağlam temellerine basıp da işte bir şey kurmadık. Böyle işte gel şurayı fethet, şuradaki köyü ele geçir. Daha sonra git hemen yanındaki büyük şehri ele geçir tarzında oldu. Tam da ele geçirmedik. Dediğim gibi belli sayıda büyük ihtimal bina vardı. Onları ele geçirince şehri komple ele geçirmiş saydı. Onu bilseydim direkt ev, o bina yakınındaki küçük evlere, işte tarlalara falan saldırırdım. Neyse, önemi yok. Güzel bir hikaye akışı oldu. Yani ilk başladığımızda Normanlardan, aslında Normanlar olarak Normandiya'dan İngiltere'ye gitmiştik. Oradaki nasıl söyleyeyim, tahta hükmetmeye başlamıştık. İşte daha sonra sallantıya girmişti, ayaklanmalar çıkmıştı, kuzeye çıktık, York'ta ayaklanmaları bastırdık, öldük o sırada. Çocuğumuz tahta geçti, geçemedi falan derken işte kardeş kavgası çıktı. Daha sonra işte Fransa'daki diğer kardeşin yanına baskına geldik. Hikaye bu şekilde de devam ediyor. Şu anda bildiğin normal Anglo-Sakson tarihini işliyoruz. Bence keyifli. Bir sonraki bölümde o zaman devam etmek üzere diyelim arkadaşlar. Görüşürüz. O ilk bölüme özeldi, o iki bölüm birden. O da ilk bölüm bir 5 dakika falan sürdüğü için de öyle, her bölüm öyle. Çiftler çiftler olmayacak. O yüzden tek tek oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.